Merhabalar, Kınalı Eller Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle papatya bandana yapımını anlatacağım. Şu anda sizlerle birlikte yapacağım. Ön hazırlık olaraktan bandanamı yapmadım. Öncelikle 12 tane zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen halkamızı kapatıyoruz. Buraya 3 tane zincir, 1, 2 ve 3 tane zincirimin arasına da kalan faz ipimi geçirdim. Tığıma bir tane ipimi aldım. Çıkarttım ve bir defa çıkarttım. İkinciyi çıkartmadım. Burada iki tane ilmeğim oldu. Tekrar bir tane doladım. Tekrar ilmeğimi çıkarttım. Tekrar, yani ikili trabzan ama bir defasını çıkıyorum. İkinciyi bu şekilde çıkmıyorum. İki oldu. Üç tane bu şekilde yapalım. Ve baştaki zincirimle birlikte dört oldu. Dördünü birlikte topladım. Bir ve iki tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir dola ve bir defa da çekiyorum. İkinciyi çekmiyorum. 2 ve 3. Dördünü birlikte topla. Yine 1, 2, 3, 4. Pardon, 3 zincirimi çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Hemen altına sık iğne şeklinde bu şekilde bağlamamı yaptım. İpimin katalında 3 zincirimi çektim. Tekrardan 3 zincir çektim ve tığıma bir tane ipimi doladım ve ikili trabzan ama bir defa çıkıyorum. Bu şekilde yine aynı şekilde yapıyorum. İkinci trabzanım bir dola, bir defa da çık. Şu anda 3 tane trabzanım, bir de yandaki zincirimle birlikte 4 tane oluyor. Yine hepsini birlikte topladım. 2 zincir, tekrar 1 dola, 1 defa da çık, tekrar 1 dola, 1 defa da çık. İkisini birlikte, yani doladığım ilmeğimle alttan aldığım ilmeğimi. Bu şekilde. İkili trabzan, 2 defa da çıkmıyorum. 3 oldu ve topla. Hemen 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Tekrardan tabanımı. Bu şekilde 5 tane yapalım. 1, 2, 3 tane yine yapacağım ben. Ve 5 tane papatyamı yapraklarını yaptım bu şekilde. Hemen dibine bakın, sık iğne ile bağladım. Ve buraya 6 tane, 7 tane zincir çekelim. Ben sayı veriyorum ama alt kısmına da söyledim ama 12 zincir diye. İpin kalınlığını, inceliğini de fark edebiliyor. Önce siz bir deneyip ona göre zincirinizi ayarlayabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çektim. 6 da çekebilirsiniz, 7 de. Tığıma 2 tane ilmeğimi doladım ve bunu uzatacağım. 1, 2 ve 3 defa da çıktım. Hemen bakın, ilk yaptığım papatyamın yaprağının zinciri var burada. Buraya bunu hemen sık iğne ile bu şekilde sıklamamı yaptım. Şu uzattığım trabzanımı, 3 defa da çıktığım trabzanıma geri hemen hiçbir zincir çekmeden bakın, içerisine bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yan yana şeklinde gidecek papatyamız. Yine buraya 3 tane zincirimi çektim. Tığıma bir tane doladım ve bir tane trabzanımı yaptım. Yine ikinci trabzanımı yaptım ve üçüncü trabzanımı yaptım. Zincirimle birlikte 4 tane oldu. Hemen topladım ve kapattım. 1 ve 2 tane zincirimi çektim. Hemen yine yanına aynı şekilde 3 tane trabzanımı
Bir de üçlü zincirimi yapacağım bu şekilde. 2 ve 3. Hepsini birlikte topla. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çek. Hemen tabanına sıkılıyorum. Bu şekilde sıkılıyorum. Tekrar 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Yine tığıma doladım. Yine bir defa da çıktım. İki ilmeğimi birlikte bir defa da çıktım. İkinciyi ve üçüncüyü. Kenar zincirimle birlikte 4 tane hepsini birlikte topladım. 1 ve 2 zincirimi çektim. Hemen içerisine yine bu şekilde yapıyorum. 1 2 ve 3. Topladım. 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Hemen buraya tekrardan bu şekilde sıkılamamı yaptım. İpim takıldı. Hemen şu şekilde göstereyim. Şimdi bu gülümün üzerine geleceği için bir tane gülümü de bakın alttaki 5 tane gülümün içerisinin halkasını 2 tane papatyamın 2 gülü sağda 2 gülü solda buraya 7 tane zincirimin içerisine çektiğim zincirimin içerisine 2 tane papatyamın bu yaprağını da buraya yapacağım. Bir tanesini de buraya yapacağım. 5 tane olacak. Hemen hiçbir işlem yapmadan sıkılamamı yaptıktan sonra hemen diğer papatyamın zincirine bağlamamı yapıyorum. Bu şekilde. Sıkıladım. Ve yine 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Tığıma bir tane doladım. 1. Bir daha doladım. 2. Bir daha doladım. 3. Ve hepsini birlikte topladım. 1 ve 2 tane zincirimi çektim. Yine buraya 1 ve 2 ve 3. Topladım. Tekrar 1 ve 2 3 zincirimi çektim. Hemen yine buraya sıkılamamı yaptım. Bu şekilde. Hemen geri döndüm. Bakın yandaki 7 zincirimi. Hemen sık iğnemi yaptım. Yine buraya da aynı şekilde 2 tane ikisinin karşısına 2 tane yaprağımı yapacağım. Hemen bakın gördüğünüz üzere iki sağda, iki solda ve bir tanesini de alttaki papatyamın içerisine yaptım. Hemen yine aynı şekilde bu şekilde devam ediyor. Yine ben burayı da göstereyim. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kime yapıyorsanız ölçerekten çünkü sayı vermiyorum. Kaç tane papatya olur? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çektim. 2 tane doladım ve bunu 3 defa da bu şekilde çıktım. Yine aynı şekilde bu şekilde yaparaktan devam edelim. Ben öreyim istediğim sayıya tekrar geleyim sizlerle paylaşayım. Ve gördüğünüz üzere ben bu şekilde yaptım. Ve buradan şu şekilde tekrar alt kısımdan birleştirip bitireceğim. Şimdi içerisinin sarısını yapacağım sizlerle birlikte. Hemen sarı ipimi alıyorum. Benim için bu kadar boyutu yeter. Siz yapmak istediğiniz kişinin boyutuna göre yap. Ve sarı ipimi aldım. Papatyamın arka tarafını şu şekilde. Burası ters tarafı. Hemen şu papatyamın ayırıyorum. Şu ortasına bağlamamı yapıyorum. Bu şekilde. Sıkıladım. Şu ipimi keserim. Şöyle.
ve şu şekilde tığımı uzatıp isterseniz buraya küçücük bir halka yapıp şu şekilde ilk fıstığımızı geri tekrardan döndüm. Bir zincir çektim. İki zincir yaptım. Tekrar dibine battım ve yine bir zincir çektim. Hemen ipimi uzatıp papatyamızın orta sarı kısmını yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane yeterli dolgun olmasını istiyorum. Hepsini birlikte topladım ve bağlamamı yaptım. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen karşıdaki yine aynı şekilde bakın. Karşıdaki papatyamın arasındaki tabanındaki ipine bu şekilde sıkılamamı yapacağım. Benim ipim ince olduğu için ben dolgun olmasını istedim. Lif ipi sarı ipim benim. O nedenle 15 tane dolgu yaptım. Her zaman söylediğim gibi sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine ip kalın olursa daha az dolgu yapmak gerekir. Ve hemen buraya sıkıladım. Bir ve iki zincir çektim. Hemen ipimi uzatıp buradaki bağlamamın içerisine yine aynı şekilde 16 tane doldurmamı yapıyorum. Lif ipi de olunca katı nasıl ayrılıyor? Sürekli katı. Ve hepsini birlikte topladım. Yine bir ve iki zincirimi çektim. Hemen yine karşıdaki bakın şu şekilde daha burayı da göstereyim tekrardan. Videomu fazla uzatmamak adına ben yapayım geleyim. Hemen alttaki ipimin içerisine bu şekilde sıkılamamı yapıyorum. Ve şu şekilde çevirip bakın fıstıklarımı iplerimi de temizleyeyim bir hem şu şekilde gördüğünüz üzere ne kadar dolgun yaparsanız o kadar iyi. Fıstıklarımız da bu şekil içerisine. Ben yapıp hemen geleyim. Ve son fıstığımı da yaptım. Hemen halkamın içerisine bu şekilde bağlamamı yaptım. Ben diğer beyaz ipimle kesmedim, bağlamamı yapmadım. Önce bu şekilde fıstığımı yapıp İsterseniz siz yani birleştirmedim. İsterseniz birleştirip ondan sonra da yapabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi bu şekilde ve fıstıklarımızı arkadan bu şekilde öne doğru bastıraraktan çıkartalım şu şekilde. Fıstıklarımızı ne kadar dolgun yaparsak o kadar hoş oluyor. Gördüğünüz gibi bakın şu fıstığım iyi çıkmamış ha. Çok hoş oldu. Hemen birleştirmemi de buradan yapacağım. Şöyle bir sıkılamamı yapayım. Bir ve iki tane bir veya iki zincirimi çekip hemen alttan bu şekilde düzleyerekten
ters çevirip hemen buradaki halkamın içerisine bu şekilde bağlamamı yapıyorum. Ve bu şekilde sıkılamamı yaptım. Hemen ipimi kesip iplerimi içerisine alacağım bu şekilde. Hemen sarı ipimi de ve şu şekilde gördüğünüz üzere çok güzel ve çok şık oldu. Şu sarı tomurcuğumu da çıkartayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim, örgü tekniklerim, bandalarımı takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.